Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Chrome tarayıcımıza bir proxy'yi nasıl kurabiliriz ve böylece IP adresimizi ve konumumuzu nasıl değiştirebiliriz buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle göstermek istiyorum öncelikle ben size. Proxy'nin ne olduğunu şöyle anlatayım. Şimdi Google'a girelim. Google.com'a. Google'a girdiğimizde arkadaşlar şu an aslında Google'ın kendi ana sunucusuna bağlandık ve Türkçe dizinini gösteriyor şu an bize konumumuzu otomatik tespit ederek. Fakat proxy olduğunda arkadaşlar yani proxy kullandığımızda bir başka sunucu giriyor araya. Şimdi arkadaşlar şu yazıdan hemen bakalım. Şimdi normalde proxy'yi hiç kimse önermiyor uzmanlar. Neden önermiyorlar? Ben burada bu yabancı bir site normalde ama ben linkini vereceğim. Çevirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada proxy'nin web proxy'lerinin nasıl çalıştığını, açık proxy'nin ne olduğunu anlatıyor. Normalde arkadaşlar az önce dediğim gibi biz Google'a normal bağlanacakken araya başka bir proxy sunucusu, server'ı kattığımızda IP adresimiz değişiyor. Fakat bunun bazı sakıncaları var. Normalde bu proxy sunucuları arkadaşlar bir sunucu açmak maliyetli bir şey. Dolayısıyla arkadaşlar bunları işte siber suçlular vesaire, dolandırıcılar, hackerlar kullanabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar bütün etkinliklerimiz gözüküyor, IP adreslerimiz gözüküyor. Bu yüzden de proxy sunucularının güvenli olmadığı söyleniyor. Ben gene bunu açıklamalara koyarım. Siz bu yazıyı okursunuz arkadaşlar. Şimdi peki biz Chrome'dan nasıl proxy kuracağız? Bunun için arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Aslında çok basit. Ve gelişmişi açıp sistemi tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın. Bunu tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu açılan Windows'un arayüzünde azıcık aşağı kaydırıyoruz. Bakın el ile ara sunucu kurulumu. Zaten Türkçe'de ara sunucu olarak geçiyor proxy. Buradaki kullanı açıyoruz. Ara sunucu kullanı. Şimdi ben size yine açıklamalarda proxy sunucularının olduğu bir link vereceğim. Şimdi arkadaşlar bu linki tıklayarak bu siteye girin. Daha sonra arkadaşlar bakın burada HTTPS'yi seçeceğiz. Protokolde ve anonimlikte de level 1 yani seviye 1'i seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra bakın buradaki anonimlik oranı yüksek olması gerekiyor. Şimdi HTTPS'i olmazsa arkadaşlar sıkıntı. Çünkü bayağı sakıncalı hale geliyor. Şimdi bizim ihtiyacımız olan nokta burada IP adresi ve port. Sunucuya ait port ve IP adresleri. Bunları buradan kopyalayacağız arkadaşlar. Şimdi İspanya'yı deneyelim bakın. Portu da alalım. Evet. Şimdi aşağıdan save diyelim arkadaşlar. Kaydet diyelim. Şimdi hemen deneyelim bakalım. Bu proxy sunucusu çalışıyor mu? Bakalım hemen IP location yazalım. Evet, çok yavaş girmeyebilir gibi şu an. Bekliyoruz arkadaşlar hep birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bu proxy sunucusu büyük ihtimalle çalışmıyor arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Yapmamız gereken arkadaşlar bu sefer United Kingdom IP adresi ve portunu alalım. Şuradan yukarıdan tekrar açalım arayüzü. Buradan arkadaşlar buraya yapıştıralım ve bağlantı noktası yani portu da tekrardan alalım. Neymiş? 3128. Bunu da buraya yapıştırıp tekrar kaydet diyelim arkadaşlar. Şimdi bakalım az önceki İspanya sunucusu çalışmadı. Bakalım İngiltere çalışacak mı?
Şimdi arkadaşlar bir 10 saniye kadar bekleyin siz de. Hemen girmeyin. Şimdi arkadaşlar burada bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu anlamamız gerekiyor. Evet biraz gene yavaş. Evet girecek gibi bu. Ama bayağı yavaş. Şu an hala TR gösteriyor. Fakat arkadaşlar o belli bir süre sonra güncelleniyor. Birazdan zaten konuma da bakacağız. Evet şu an girdi. Burada TR yazdığına bakmayın. Büyük ihtimalle bellekte daha önce YouTube'a girdiğim için o şekilde kaldı. Şimdi buradan IP lokasyonumuza bir bakalım arkadaşlar. Google'a girelim bakalım giriyor mu? Evet, bayağı yavaş gördüğünüz gibi. Bu da proxy'nin dezavantajlarından biri. Bayağı yavaş arkadaşlar. Sunucunun gücüne göre bu hareket ediyor. Sunucu eğer ki çok fazla trafik alan veya güçsüz bir sunucuysa bu da yavaşlatıyor arkadaşlar. Bunu kapatayım ben. Ben direkt buraya IP location yazayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yazdığımız IP adresini verdi ve Google diyor ki arkadaşlar sizde bir gariplik var diyor. Hani siz bir şey kullanıyorsunuz işte VPN veya proxy. Şimdi biz burada robot olmadığımızı kanıtlayacağız. Büyük ihtimalle saldırılardan dolayı böyle bir şey yapmışlardı. Bakalım IP lokasyonumuza hemen bakıyoruz arkadaşlar. İngiltere olması gerekiyor çünkü proxy'nin çalışıp çalışmadığını anlayabilmemiz için bir hayli yavaş tabi. Evet. Girdiğimiz IP 46 ile başlıyordu. Evet. Evet harika. Gördüğünüz gibi İngiltere Londra arkadaşlar olarak gözüküyor. IP adresimiz. Şu anda proxy sunucumuz çalışıyor. Biraz yavaş olmakla birlikte. Eğer ki hani mutlaka siz de proxy kullanacaksanız arkadaşlar bu yavaşlığı birazcık göz ardı etmeniz gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Proxy arkadaşlar mecbur kalmadığınız müddetçe kullanmayın. Dolandırılabilirsiniz vesaire. Başınıza herhangi bir şey gelebilir. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.